Evet. Şekeri de ilave ettim. Şimdi yumurtasını da kıralım. Çırpabilirim. Tamamdır. Güzelce karıştılar. Artık kurabiye hamurumu un ile yoğurmaya başlayabilirim. Sevcan da kuaför bölümünü hala açmadı. Nerede kaldı acaba? Buna ne ya? Oo, büyük büyük kaseler. Ve içindekiler. Lavanta. Oh, gül kokusu. Sevcan herhalde mutfağa bir şey almış. Peki. Aklıma ne geldi? Kurabiyelerimi hep sade yapıyorum. Biraz gül aroması olsa hiç fena olmaz. Dursun bakalım şöyle, sonra başka kurabiyeler yaparım. Günaydın Ümit, kolay gelsin. Günaydın, hoş geldin. Neredeydin? Yeni malzemeleri aldım. Şöyle ekleyeyim buraya. Birazdan da müşterim gelecek. Sen ne yapıyorsun? Bugün kurabiye yapacağım. Ooo, çok güzel. Hem de güllü. Vay canına. İlk defa deneyeceğim. Ben de ilk defa deneyeceğim. Bakalım. Merhaba. Hoş geldin Teresa. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hemen maske yapabilir miyiz Sevcan? Tabii. Şöyle gözlüğünü alayım. Kurabiyelerimi şekillendirdim. Şimdi onları fırına verebilirim. Lavantalı istemiştim. Şöyle ayarlayalım. İşte masken. Kenarlarını alalım. Şöyle çok pardon. Biraz yatıralım. Çok heyecanlıyım. İlk defa bu maskeyi deneyeceğim. Bulaşıklar da tamam. Masada toplandı. Kurabiyeler pişti. Ay, ne güzel koktu. Bu güllü kurabiye mi acaba? Evet evet güllü. Yeni tarifim oldu. İsterseniz hemen size bir tane ikram edebilirim. Tabii, çok teşekkür ederim. Tamam, ben maskeyi çıkartıyorum, zaten süresi doldu. Şuradaki de çatlamış. Şu daha büyük olabilir. Tamamdır. Buyurun, afiyet olsun. Ay cildim çok güzel olmuş. Ümit dur dur. Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Ne? Bu azalmış. Ne olduğunu biliyor musun? Evet.
Ha evet, benim mutfakta yer kalmadığı için herhalde kendi standına koymuşsun. Bunlar yeni mi gelmiş bilmiyorum. Ben de toptancıdan bir şeyler ısmarlamıştım. Sana hediye göndereceğim demişlerdi. Herhalde bana bu yeni mis gibi kokulu aromalı hamurları göndermişler. Hayır Ümit. Hayır Ümit. Bunlar yüz maskesi. Sen kurabiyelerin içine yüz maskesi mi koydun? Evet. Az kalsın yiyecekti. İyvah, ne yapacağız şimdi? Kurabiyeler olmamış diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bunu yedirecek halimiz yok. Zehirlenir kadın. Ama yok, nasıl denir şimdi? Kurabiye nerede kaldı? Ben şimdi size losyon süreceğim. Böyle çok hareket ettirmemeniz lazım ağzınızı. Tam o sırada birazcık soğur belki. Evet evet, çok sıcak, çok sıcak. Çok bir şeyler yaptım Ümit. Sade kurabiye hamurumdan birazcık kalmıştı. Onu da gül suyuyla yapacağım, güllaç gibi. Bu da benim malzemem değil değil mi? Eminsin gül suyu. Gül suyu canım. Tamam. Geçen ay güllaç yapmıştım ben bundan. Tamam. evet, ben şimdi losyonu hazırlıyorum size. Şöyle yatırayım. Çok pardon. Şöyle azıcık sıkalım. Bu yeni uygulama galiba. Evet evet. Güzelce yedirelim. Kadın suratı hamur gibi oldu. Yeter yeter, pişirdim ben kurabiyeleri. Tamam o zaman. Evet Teresa, bitti senin işlemin. Kurabiye yiyebilirsin şimdi. Birazcık sıcak. Soğumamış tabii, havada sıcak olunca. Afiyet olsun boşum. Ümit. Ben buraya bir şey koyuyorsam sen niye alıyorsun, yemeğin içine koyuyorsun? Bunlar kuaför malzemeleri. Ya kuaför malzemeleri, bitkili bitkili koku, güllü, lavantalı, ismini bilmediğim tuhaf bir çiçek. Hatmi çiçeği bir kere o. Çok sağlıklı, cilde falan çok iyi geliyor da. Yani burası kuaför bölümü, yemek ben buraya koymam. Ne bileyim, açıkta kaseleri görünce ben de benimle alakalı zannettim. Çok güzel olmuş bu kurabiye. Tarifini isterim. tabi. Ben size mesaj olarak bilahare atarım. Yersiniz.